Dolar yükseliyor, onu soruyoruz. Ne düşünüyoruz vatandaş olarak? Hayırlı olsun. Abi ülke gitti ya, battı. Nasıl? Umudun yok mu ya bir genç olarak? Yok abi ya, nereye de var? Düzelmez mi diyorsun? Düzelmez abi ya. Gidişat nanay abi. Nanay mı? Aynen abi, ne yapalım? Yurt dışına mı çıkalım abi, gençler ne yapsın ya? Baksana abi gırtta, ses çıkıyor ya. Dolar yükseliyor ya. Çok iyi, çok iyi. İyi mi abi? Tabii sıkıntı yok. 100 lira olsun ya farklı. Dolar 30 liraya doğru gidiyor biliyorsunuz. Evet. Bir vatandaş, bir genç olarak ne düşünüyorsun? Ne düşünüyorum? Ya, nasıl etkiliyor seni? Benim bir sürü hobim var şu an yapmak istediğim. Çok istiyordum şu an röportajdan gelmeyi. Ya gitar almak istiyorum. Çok pahalı. 10 bin liradan başlıyor hepsi. Annem diyor niye resim çizmiyorsun, evde oturuyorsun. Bir telefon bile artık 15 liradan başlıyor en az. Yurt dışına çıkmak istiyorum, gezmek istiyorum. Bütün vatandaşlar gibi, diğer Amerika'da yaşayanlar gibi ama maalesef bu insanlarımız asla akıllanmadığı için hiçbir şey yapamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz ve hala koyun gibi hepsi malum partiye oy veriyorlar. Çok sinirliyim. Annemlere de buradan selam olsun. Onlar da verdi o malum partiye. O kadar söylememe rağmen, o olayları biliyorsunuz, Hizbullah falan filan. Onları söylememe rağmen sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sen sus. Sen kızsın. Otur oturduğun yerde diyerek beni aşağıladılar. Bilmiyorum, bu insanlık hiçbir şekilde doğru yere gitmeyecek diye düşünüyorum. Delir mi? Yani mesela düzelmez. Annen baban başka bir partiye oy vermeye başlar mı? Yani sanmıyorum. İnsan 7'sinde neyse 70'inde de o. Hani ne kadar kanıtla göstersem, onu da göstersem, bunu da göstersem, bu eski yaşlar işte. Eski toprak dedikleri artık her neyse. Ne duydularsa onları yapmaya devam ediyorlar. Hiçbir şekilde değişmez. Yani bilmiyorum ya. Belki de biz salazdır. Belki onlar çok doğrudur. Bilmiyorum. Ya tek çözüm ülkeden gitmek ama ülkeyi de bırakmak istemiyorum. Atatürk'ün çocuklarıyız sonuçta. Hani bilmiyorum, üzülüyorum ya. Çok üzücü. Mehmet Şimşek geldi ekonominin başına. Düzeltir mi sence? Faizi yükseltmeye başladı biliyorsun AK Parti hükümetinin aksine. Aslında bilmiyorum bu arada. Ama her şey için hayırlısını diyorum. Çünkü hani birisi geliyor, onun da eskiden yaptığı bir sürü şey çıkıyor. Ona güveniyoruz. O oluyor, şu oluyor falan. Bilmiyorum. Teşekkür ederim. Sen ne düşünüyorsun abi? Dolar 30 lira oluyor. Soralım. Valla biz ne düşünüyoruz? Türkiye vatandaşıyız da. Bizim için Türkiye Türk parası geçer. İsterse 5000 lira olsun. Bana ne? Mesela ekmeği dolarla mı alıyorsun abi? Doğrusunu söylüyorum. Ekmeği dolarla mı alıyoruz? Hayır. Bizim için Türk parası geçerli. Doğru mu abi? Ama dolar yükseldikçe hiçbir şey alamıyorsun. Bak ben az önce bir tane kahveyle donat yedim. 45 lira verdim abi. Doların olmadığına göre ben onu düşünemeyeceğim. Bana ne? Beni etkilemiyor diyorsun. Doların çıkmasın. Etkilemiyor beni. Niye dolarım abi? Niye etkilemiyor seni? Dolarım yok ki ben onu düşünsem, kafamı taksam. Türk param var. Abi dolarla ama vatandaş da diyor ki, yani genç arkadaşımız gibi dışarıdan gelen abi şeyler dolarla. Ne kadar maaş alıyorsun? Askeri ücret mi? Ben askeri ücret çalışmıyorum. Kendi işim. O yüzden abi rahat. Abi rahat değil. Abinin evine kira, rahat ol. Rahat ol. O konuda rahat değiliz yani. Ekonomiyi nasıl değerlendiriyorsun? Ekonomi biraz pahalılık var ama sadece bizim ülkemizde değil ki. Her ülkede var. Ekonomi, parasızlık, kriz var. Ben inanmıyorum. Ben 10 gündür Yozgat'taydım. Bugün sabah geldim. 12'de geldim. Sarıkayalıyım. Yozgat depo, bak Sarıkayalıyım. Sana yemin ederek söylüyorum. O eskiden hani çobancılık yapıyorlardı. Zorluklarla yaşayanların 3 trilyonluk arabaları var her birisinin. Köyde bir tane fakir yok. 350 tane köyüm var. Depodoban köylüyüm. Köyün hepsi zengin mi oldu? Kredi çekiyor. Ablacığım ne kredisi? Boş verin gidin ya. Gömleklerin cebinde 20 bin 30 bin lira var. Ben İstanbul'dan gitmişim, bende 30 bin lira yok. Geç o işleri geçin siz. Kimse de açlık muçluk yok. Herkes kurbanını da kesti çoluğuyla çocuğuyla. Ne diyor? Ben de bir yalan sana bir şey söylüyorum. Ben köyde yaşamış insanım. Eşek bulamıyorlardı. İnek gütmüyor, davar gütmüyor. Şimdi vallahi hasatına gidiyor ya dağa. Vallahi de billahi de. Yemin ederim ha, götüreyim senin masrafını da çekeyim. Gör. Ya Sarıkaya'da bizim orada. Yani ben sana söyleyeyim, pazarda alışveriş, mağazaya girdim ben çocuğa bir tane tişört alayım diye, sıra var ya, inanamazsın yani. Bizim orası Hamam Sarıkaya, Kaplıcalar'da. Kaplıcaların içi tıka bası insan dolu kardeşim. Yani girişi 150-200 milyon lira. Ben inanmıyorum kardeşim. Ben yolda gidekene de trafik vardı, gelekene de trafik var. İsteyen istediği gibi her yerde oturup yemek de yiyor, çay da içiyor. İstediği şekilde gidiyor da kriz yok. Kriz olsa... Ya ablacığım şimdi sen konuşuyorsun. Kredi kartı. Ya kredi kartıyla Allah şimdi sen bak, benden. Ya ablacığım kredi borcu var. Biz nasıl yaşıyoruz sen o zaman? Bir dakika, sen benden borç para aldın mı? Ödemeyecek misin? Bunu bir ay ödemem, beş ay ödemem, on ay ödemem. Şurada şu çocuğu çevir. Şunların çantasını, elindeki telefonlara bak. 30 milyarlık telefon var. Telefonla mı oluyor bu? Ablacığım aç insan. Saçmalama bak abi, kredi çekiyorlar. Ablacığım, kredi kartıyla yapıyorlar. Ablacığım, İnsanların yeme gücü diye bir şey var. Biriktiriyorlar, öyle harcıyorlar yani. Dinle beni. Kredi kartıyla bana telefonu kırdırma. Kredi kartıyla 30 milyarlık borç telefon alacağına 1 milyarlık kullansın. Aynı görev yapmıyor mu? WhatsApp'ı da var, interneti de, her şeyi kullan. Bu telefon abi, 1 milyar. Abi ihtiyaç bu. Ne ihtiyaç? İhtiyaç yani. Ablacığım, telefon ihtiyaç. Telefonun ne? Markası ne? Abi 3 yıl önce aldım, 3 bin liraydı bu telefon. Şimdi 10 bin lira. iPhone da aynı görev yapıyor. Abi bu Samsung. Çıkar gelsen telefonunu. Bu da aynı görevi yapmıyorum abi.
Abi vallahi biz uğraştık hani bir şeyleri düzeltmeye ama yani maalesef ülkemiz buna çok izin vermiyor yani. Ya yani belli bir kesim, gözleri bağlanmış bir kesim yani maalesef. Ya umarım, ya umarım da değil müstahak abi böyle bir topluma yani. O yüzden düzelir mi sence? Var mı umudu? Sanmıyorum. Hayır. Hiç ya, yok Maliye yani. Maliye Bakanı olarak Mehmet Şimşek'e getirdiler büyük umutlarla. Evet, bir şeyleri düzeltebileceğini düşünüyorum ama tabii ki adamı rahat bırakırlarsa, çok karışmazlarsa ben bir şeyler yapabileceğini düşünüyorum. Abi biliyorsunuz seçimden sonra dolar yükselmeye başladı. 30 liraya doğru gidiyor. Vatandaş olarak ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? İyi şeyler düşünmüyorum. Kötü etkiliyor durumumuz. Daha kötü olacak. Zaten böyle olacaktı. Tutuluyordu. Daha kötü olacak. Abi valla dolar 30 liraya doğru gidiyor. Çok kötü bir durum. Hem telefonlar pahalanıyor. Hem ayak gidim arkadan bir pahalanıyor abi. Yok böyle bir şey yani. Dolar 30 lira. Millet diyor işte dolarla maaş alıyor. Hadi her gün aynı muhabbet. Dolarla maaş alıyorsun. Şeyle maaş alıyorsun. Almıyorum ama senin aldığın şey dışından geliyor değil mi? İthalat yapıyorsun. İhracat yapıyorsun. İhracat yaparken Türk lirası üzerine satıyorsun. İthalatı dolar üzerine alıyorsun. İhracat ederken Türk lirası aldığında dolayı. Adam 3 lira alacağı şeyi 2 dolar alıyor senden. Ama sen ithalat ederken 10 lira alacağın şeyi 5 dolar alıyorsun. Bunu anlayamıyor abi işte. Düzelir mi bu ekonomi? Ne düşünüyorsun? Abi düzelmez. Yani başka bir iktidar gelse düzelmez. Yani ülke abi fabrikalar satılmış. Her şey satılmış. Toprak satılıyoruz. Yani birini toprak satıyoruz abi şu an. Araplar geliyor, yok Antalya'dan bunu alıyor. Yok Hatay'da, yok bunu ver. Özellik vereceğiz. Olmaz abi. Tutan olmaz yani böyle şeyler. Dolar asla düzelmez yani şu an. Ben Şimşek'e getirdiler ekonominin başına, düzeltemez. Abi aynı adam, aynı adamdan böyle dönüyorlar abi. Aynı kabine, aynı şey, aynı aile dönüyor böyle. Tık tık dönüyor. Diyor ki, sen olma. Araştıran insan herkes aynı yerden olduğunu bilir. Araştırmayan insan der ki o yeni bir insan, okumuş bir insan böyle düşünüyor. Ama araştıran, okuyan bir insan der ki hepsinden aynı yerden, aynı şeyden, aynı eğitim almış. Hatta eğitim almamışlar bile geldi bu ülkenin başına. Yani düzelmez abi yani. Bir şey düşünmüyorum ya. Artık bizi o hale getirdiler ki muhalefet dedi ayrı, şeyi ayrı. Artık siyasetten umudu kesim zaten. Artık bencil olacağım işte. Yurt dışına gideceğim. Yabancı dil şeylerim var işte. Onun dışında hiç umursamıyorum. Pahalılık mı oldu hiç umursamıyorum. Yapacak bir şey yok. Neden? Neyden çünkü sonra böyle oldu? Umursamaz oldu. Cahillik işte. Artık bilgili insanın üstüne baskı kurmuş. Bu saatten zora zor. Adam kaç seçim kaybetmiş. Hale gitmiyor. Baba artık salın, gençlere salın. Ekonomi koyulsan liyakat kimse yok. Liyakatlı değil. Öğrenci mesela konseyde gidemiyor. Hatta kız arkadaşı yapacak. Sırf maliyetten dolayı yapamıyor. Durum çok kötü. Gelmez artık mi? Bu saatten sonra hani çok zor. Ancak nasıl olur biliyor musun abi? Herkes kendine düşeni yapar. Ahlaklı çalışır. Kendi işini dört dörtlük yapar. Ancak o şekil kendi hak düzeltir. Yoksa bir siyasetten, bir kişiden beklemek çok yanlış. Mesela deprem oldu işte. Depremi gördünüz işte. Ev fiyatları uçmuş, taşımalı buluşmuş. Hani Müslüman falan diyoruz da hepsi hikaye işte. Ahlaklı olursak, kendi işimizi iyi yaparsak zaten bunlar düzelir. Öbür türlü yok bir siyasi parti, ne bileyim birisi bizi kurtaracak falan kafasına girersek biz daha çok tutaklarız işte. Gerek yok işte. Bir de siyaseti bilenlere vermek lazım. Sen zaten muhalefetten oy alacaksın. Amacın ne senin? Milliyetçi ve İç Anadolu kesimine oy almaktı. Onu yapmak için de siyaset yapman lazım. Sen bunu yapamadın. Sen onun yerine ne dedin? Dedin Demirtaş'ı falan çıkaracağım falan. Onun yerine şey desen daha iyi. Hukuku bağımsız hale getireceğim. Onu yaparsan daha iyi. Hukuka elleşmeyecek, kimse elleşmeyecek, bağımsız hale getireceğim. Onu yapman lazımdı. İşte bunlar siyaseti bilmediği için, hiç kimse liyakat esas olmadığı için sadece onun sözü var, onun çevresi var. O parti bunu istedi, o onu istedi diye hep toplumsal şeyler. Onun yerine kişisel olarak kendini geliştiren kişiye değer verilmediği için, liyakat verilmediği için ve bunların çoğu da değer görmediği için yurt dışına gidiyor. Gitgide bu süreç böyle gidiyor. Ama Atatürk'ün bir sözü var, vatanı bize bıraktı işte. Biz genç olarak yurt dışında eğitimi alıp Suriyeli, Muriyeli falan şehri ucuz böyle ne bileyim her Suriyeli demek istemiyorum da kendini geliştirmeye hiçbir vasfı olmayan amacı buraya kötü amaçla gelen kişiler için söylüyorum. Onları bu ülkeye bırakmayacağız. Yurt dışında eğitimi alıp kendimizi geliştirip bu ülkeyi daha da ileri seviyeye taşıma hedefim var. Olursa olur işte öyle. Konu hakkında ne düşünüyorsun? Ne cevap verebileceğiz ki? Yerinde durmuyor, ekonomi bozuk malum. Yapacak da bir şey yok. Mehmet Şimşek geldi ama yine aynı senaryolara dönüyor. Herkesin ümidi vardı bu işte. Bakalım bayramdan sonra bir atılım yapacaklar mı? Yapmayacak ama o da belli değil. Faizi yükselttiler, dolar düşsün diye daha çok çıktı. Aynen. Niye öyle oldu abi? Ya dünya bozuk ama işte bizim önemli olan Türkiye. Türkiye'de şey olması lazım. Düzeltmeler lazım söz verdikleri gibi. Var mı umudun, düzelir? Valla %80 ümidim var ama %20 de yok. Bakıyorsun sınıfta kaldılar gibi bir şey olacak. Diyeceklerim bu kadar.